Herkese merhabalar. Biraz sonra tam 21 saatlik bir uçuşla Avustralya'nın en önemli şehirlerinden Melbourne'e gidiyorum. Önümüzdeki bir ay boyunca hem Avustralya'yı hem Yeni Zelanda'yı gezeceğim ve şu andan itibaren de videoyu başlatıyorum. Hazırsanız bir sonraki durağımız Avustralya. Videoyu çok hızlı başlattım çünkü uçağı kaçıracağım. 10 dakika kaldı. Şimdi İstanbul'dan Singapur'a uçuyorum. Oradan 2 saat aktarma var. Akabinde de Melbourne'e bir uçak olacak. Devam edeceğim. Bu yolculuğumuz da Singapur Hava Yolları ile olacak ama benim biletimi upgrade etmişler ve Premium Economy diye bir sınıfları var. Oraya almışlar. Yani bu gezimin içerisinde size bu Premium Economy'yi de göstermeyi planlıyorum. Türkiye'de ilk defa onlar bu uygulamayı yapıyorlar. Şimdi gidip yerinde hep birlikte görürüz. Benim de fikrim yok. Öyle işte heyecanlıyım biraz arkadaşlar ya. Yani bu heyecanı umarım hepinize nasip olur ve hazırsanız size dünyanın öbür ucuna 14.000 kilometre öteye götüreceğim. Bir sonraki durağımız Avustralya. Şimdi uçağa geçiyorum arkadaşlar. Koşa koşa geldim. Vallahi çok heyecanlı olunca insan ne anlatacağını da bilemiyor. Özlemişim bu heyecanı dediğim gibi. Sanırım bir 10 saatlik bir uçuş olacak Singapur'a kadar. Akabinde de oradan 2 saatlik bir bekleme sonrasında Melbourne'e uçacağım. Daha önce hiç Singapur Hava Yolları'nın premium klasında uçmadım. Keza Avustralya'ya da gitmedim. Hani o yüzden hiçbir fikrim yok. Ne söylesem yalan. Ama A350 uçaklarından olduğunu biliyorum. Yeni nesil uçaklardan ve İstanbul'a yeni uçağı koyduklarını biliyorum Singapur'a giden. Önceden eski uçak vardı. Bakalım ne kadar yeniymiş. Vallahi şımartacaklar mı yoksa normal bir deneyim mi olacak göreceğiz. Uçağa biniyorum. Benim koltuğum 31K. Dünyanın dört bir yanından farklı milletler hostesler çalışıyor bu firmada. Bura business class olsa gerek. Premium'lar da böyle işte. Bakın gayet iyi yani, hiç beklediğimden çok daha iyi görünüyor. Benim koltuğum da yani bildiğin business class'a yakın sayılır. Çok net arada var ya, dev bir fark var yani. Hani ekonomi ve burası premium ekonomi sınıfı, inanılmaz bir kalite farkı var. Business'a yakın gibi ama business değil gibi, ama business'ın çok altında, ekonominin de çok üstünde değil yani. Koydum. Bu kadar yani yapıyorum. Böyle filmimi izleyerek gideceğim. Ve şöyle bir kit vermişler. Benim yanımda şu arkadaş oturuyordu. Şimdi boarding yani uçağı kapat, kapısı kapandı ve herkes tam anlamıyla uçağa bindiği için yarından kalktı, böyle yata yata gideceğim. Tuşlar var. Bakın bu tuşlarla şey yatabiliyor. Şu ön tarafı gidiyor mesela. Şimdi sıcak havlular geldi. Şöyle bir kendimize gelelim, şımartalım biraz kendimizi. Evet, ben kanatın üstünde gidiyorum ama arkadaşlar şu kanatın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Yani ekranda ne kadar belli de tam onu bilmiyorum ama devasa bir kanat gösteriyorum size şu anda ve şu an motorlar çalıştı. Uçakta bize yani premium class ve business class yolcularına internet bedava, yani wifi bedava kullanabiliyormuşsunuz. Yolda bakalım, Instagram'dan bol bol anlık hikayeler akmaya çalışırım. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, sonunda kalkıyoruz. Biraz sonra bulutların üstünde uçacağız ve çok sıcak yerlere gidiyoruz. Şu anda asıl uçuş başladı. Birazdan işte yiyecek içecekler gelmeye başlar. Bu arada da ben size şu anda bulunduğum koltuğun özelliklerini, işte ekranı nasıl yönettiğimi, gelen ekipmanlar yanımda neyse, işte bu kitler var ya içinde, battaniyeler, diş fırçasıdır falan, onları da böyle yol boyunca gösteririm, gelen yemekleri de gösteririm. Ben acıkmaya da başladım. Bir yandan da artık bir şeyler içip bir şeyler yemeye de başlarım. Öyle hem uçarız birlikte hem de size uçağın içini gösteririm. Evet, şampanyamız geldi. Ve sizin için tadıyorum. İçimi kolay yani, güzel. Evet arkadaşlar, şimdi size bulunduğum koltukta ne gibi özellikler var? İşte bununla beraber şu kumandayla nasıl şey yönetiyorum biraz anlatayım. Bir kumanda
buralarda. Direkt buradan yönlendirme yapıyorsunuz sağa sola. Yani. Çok net görünme filmleri oradan istiyorsun. Aslında bu hepsinde var. Şurada dergiler var. Bildiğiniz uçakların içinde olan dergilerden işte safety kartlar var. Ondan sonra bir de şu binlerle falan uçabildiğiniz, hediye alabildiğiniz şey var. Dergileri var. Bence en güzel yanlarından bir tanesi de böyle Singapur Hava Yolları'nda bayağı kaliteli bir kulaklık veriyorlar size. Şuradan da kapatayım şunu da. Filminizi, müziğinizi artık ne istiyorsanız izleyebiliyorsunuz. Bunun ses kalitesi bayağı iyidir eminim. Az sonra denerim zaten. Şöyle bir kulaklık olacak. Takacağım bunu, sesini kontrol edeceğim nasılmışım. Ben şimdi açtım. Çok iyi. Var ya hakikaten çok kaliteli bir kulaklık vermişler. Bu arada diyelim ki şarj etmek istiyorsunuz ekipmanlarınızı falan, bak şurada soketler var. Şurada da bir tane görmüştüm, burada da varmış. Şurada için bir ışığı var. Bunda da yapmışlar mesela. Bunun içinde ne varmış? Tahmin ettiğim gibi rahat rahat üstümü örterim. Zaten yastık vermişler. Böyle yani güzel şu ana kadar, ben çok memnunum. Bu arada filmi izledikten sonra bir sonraki uçuşa geçeceğim ya, kaldığı yerden devam ediyormuş. Bunu da test etmiş oluruz birlikte. Şimdi yemek geldi. Bayıldı var. Pilav var. Ekmek var, su var. Aslında klozet burada. Şurada fark olarak, en büyük fark olarak havlular koymuşlar. Havluları var. Sabunu biraz daha kaliteli. Onu böyle kullanabileceğiniz kremler ve losyonlar var böyle farklı farklı. Daha sonra akşam yemeği başlayacak çünkü birkaç saattir de uyuyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Sanırım ondan sonraki 2-3 saat içerisinde de Singapur'a varmış oluruz. Evet arkadaşlar, bakın. Yine çırpılmış yumurta omlet, işte patates var, sosis var. Şurada mantar ve küçük bir tane domates var. Meyve getirmişler kahvaltıda. Kruvasan, çay, reçel. Şurada bir tane şey var, tereyağı. Ve yandan da film açtım. Yapmaya gidiyoruz. Bye bye. Bu kız beni şikayet etmiş. Beni çekiyor diye. Halbuki girişte vardı ya. Bunlardan bir tanesi daha doğrusu. Dedim güzel bir vlog yapıyorum. Hani bir şey yaptığım yok. Anlattım durumu. Sonra barıştık Allah'tan. Çok sevmiyorlar. Hani siz bana çoğu zaman kızıyorsunuz ya, niye hep kendini çekiyorsun diye. Çünkü yasak abi, normalde başkalarının yüzünü gösteremezsin videolarda, öyle istediğin kişinin, özellikle Avrupa'da falan şikayet etme hakları var. Bu arada var ya arkadaşlar, hiç yorulmadım biliyor musunuz? Yani 10 küsür saat uçtum. Ya ekonomide mesela uçunca daha çok yoruluyorsun. Bu hakikaten çok rahat geçti bu premium sınıfı. Yani böyle biraz daha geriye yatıyor, ayaklarını uzatabiliyorsun. Çapraz da olsa hizmet çok daha iyi. Baya baya özelliği vardı yani. Şimdi buradan transit yapacağız ve
Size bir bilgi daha vereyim. Singapur'daki havalimanı tamamen böyle zemin halılarla kaplı. Abi hakikaten çok güzel havalimanı ya. Yani daha girdiğin an ev gibi böyle hissediyorsun. Şimdi şu bak transfer yazıyor arkadaşlar, oraya doğru gidiyorum. Bu şu an terminal 3'teyim. 3 tane farklı terminal var diye biliyorum ve bu terminaller arasına da böyle trenlerle gidiyorsun. 3'ten 2'ye artık bir hangisiyse, şimdi uçağıma bakacağım. Şurada yazıyor bak. Transfer falan yazıyor. Skytrain to transfer falan diyor. İşte Skytrain to arrival. Varış noktasına tren diyor. Skytrain diyorlar işte ona. Öyle hatırlıyorum. Şimdi gidince görürüz zaten. Şimdi ben geldim. Benim uçağım arkadaşlar A3'ten kalkacak. Yani bu terminalde A3 görünüyor. Direkt şimdi kapıya doğru gideceğim. Orada yine bana muhtemelen bir upgrade daha olacak. Yani bir üst sınıfa daha atlatacaklar. Yine onda da premium uçacağım. Bakalım gidince öğreniriz. Yer yoksa ekonomi uçacağız. Bu uçuşta 7 saat sürecek. Şu an Türkiye ile Singapur arasında 5 saat fark var. Singapur'la Melbourne, Avustralya arasında 3 saat fark var. Ben sabah saat 8'de uçağa bindiğimde akşam orada vardığımda 6 falan olacak. Bayağı bir zaman olarak şey olmayacak diye düşünüyorum. Uyku düzeni falan biraz sallanacak ama olsun. Şimdi inanmayacaksınız, bir şey söyleyeceğim. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Öyle diye hatırlıyorum. Önceden vardı, muhtemelen hala vardır. Şimdi burada aktarma yapacağım ya, bana 20 dolar para verecekler harcayayım diye havalimanında. 20 Singapur doları. O da 85 TL falan yapıyor. Şuradaki ofislere soracağım, bilgi masalarına. Bakalım oluyor mu olmuyor mu göreceğiz. Dur ya, ayıp olmasın, parayı alayım da alabiliyorsam ondan sonra göstereyim. Çalışan arkadaş beni şimdi başka bir yere yönlendirdi. Şu ileride bir yer varmış, oradan bir voucher alıyormuşsun. O voucherla da 20 dolarlık işte deriz bir kahve içeriz artık onunla. Hem de kendime gelirim çünkü 40 dakika ne yazık ki gecikme var. Hem de size havalimanını gösteririm gelmişken bahaneyle. Evet, şuradaki kalabalıklar anlaşıldığı üzere o voucher'ı almak için bekliyor. Bak, ismi de iShop Changi'ymiş. Şimdi gidip alabileceğiz mi bakalım. Mışlar, bakın. Transit Voucher Collection Q. Diyor ki buraya gir, o kağıdı al. Ben 20 dolarla işte kahveni, çayını iç. Bu çok bence büyük bir olay. Yani düşünsenize, belki 20 milyon kişi uçuyordur bu havayolu şirketiyle yılda ve nereden baksan adamlar 200-250 milyon dolar sadece transit yolcularına böyle yemek için harcasınlar diye havalimanında para veriyor, teşvik ediyorlar. Ve hakikaten de, yani tüm samimiyetimle söylüyorum, benim gördüğüm en cool havalimanlarından bir tanesini gösteriyorum size. Yani nasıl havalimanı abi bu? Otel gibi. Arkadaşlar vallahi verdiler bak. 20 dolarlık böyle bir tane voucher veriyor sana. Kullanacaksın. Şimdi gelip şurada bir ara kahve falan içerim işte. Yaklaşık 2 saat aktarma var. Az önce bir şey gördüm. Videosunu çekmemiştim. Hani emin olmak için gittim adama sordum. Hakikaten doğruymuş. Bak şimdi göstereceğim size. 41 bin dolar şu whisky. 41 bin ama Singapur'da var. Yani ne fark eder canım o işte. 41 bine bir Singapur'a bile dehşet para. Şu kadarcık viski 160 bin TL. Yani yanlışlıkla şunu düşürsen herhalde biraz canı sıkılır. Onu demek ki alan var ki satıyorlar. Dubai'de falan da çok görmüştüm böyle. Hatta hatırlarsanız İskoçya'da bununla ilgili bir tane YouTube videosu yapmıştım. 15 bin liraya viski gibi bir şeydi. Şuraya bir yere kartını koyarım. Meğer daha neleri varmış. Yani 15 bin falan hikayeymiş. İyi para ya, 160 bin lira. Ticaretin beşiği burası. Ufacıcık bir ülke yani. Ne kadar diyeyim size, Muğla kadar var mı bilmiyorum yani. O kadar küçük bir yer. Ama inanılmaz güçlüler. Ekonomi konusunda paraları, işleri, yani iş hayatında falan inanılmaz güçlüler. Ticaret limanları var. Hatta geçen sene Malezya geldiğinde benzerini anlatmıştım. Malezya'daki vloglardan da izleyin orayı da. Yani burası bence çok önemli bir yer Asya'daki. Ve hayatta bir kere görülmesi gereken yerlerden. Hem gezip görmek için hem de burayı ne kadar sıfırdan bu hale getirdiklerini anlayıp örnek almak için söylüyorum bunu. Çünkü Singapur bence örnek ülkelerden bir tanesi. Az önce size yanlış bir bilgi vermişim arkadaşlar. O verdikleri 20 dolarlık şey yeme içme dışındaki her şeyde geçerliymiş. Yani yeme içme de geçerli değilmiş. Ben de böyle rahat bir yere oturdum. Şöyle bir kahve aldım. Ayılmaya çalışıyorum şu an, zaman kavramım karıştı. Ya arkadaşlar şimdi şuradan geçtim de ben, neyse hani klasik, bir kere daha XL'den geçtik. Şimdi uçakların olduğu yere geldim. Buradan bunlar hakikaten çok uzak yerlere giden uçaklar bölümü. Çünkü hep böyle Avustralya ayrı bir yer yapmış. Bunların hepsi Avustralya taraflarına gidenler. Şu kalabalıktan bakalım. Geçerekten
uçağımıza bineceğiz. Bundan önceki vlog'da hatırlarsınız bir önceki bölümde Avustralya'ya nasıl hazırlandım bu gezide anlatmıştım. Vize almak gerekiyor. Hem Avustralya için hem de Yeni Zelanda için. Şu ana kadar kimse benden bu vizeyi sormadı. Muhtemelen Avustralya'ya indiğimde o kağıt vizenin çıktısını birileri sorması gerekiyor. Ya kaçırdılar havalimanlarında çalışan kişiler ya da ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü bizden vize istediği için görmek isterler. Sizi uçağa almama hakları var. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yok. İnşallah indiğimde de yani o kağıdı size zaten göstereceğim. Bununla ilgili yazdığım blogda da yazım var. Avustralya vizesi yazım. O da size yardımcı olur. İnşallah gelenlere de rehber oluyordur. Allah artık son uçağa biniyorum. Ve inşallah 8 saat sonra Melbourne'deyiz. Bizi götürecek olan kuş bu arkadaşlar. Of, size kötü bir haberim var. Gerçi bana kötü, size niye kötü olsun da. Arkadaşlar bu sefer upgrade edemediler yani bir üst sınıf alamadılar. O yüzden ekonomi uçacağız. Zaten uyuyacaktım ama en azından rahat rahat uyurum diye planlıyordum. Neyse artık yapacak bir şey yok. En azından dönüş videosunda Yeni Zelanda'dan belki business falan verirler de onu gösterelim size. Bu arada hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim kazasız belasız. Konuşmaktan dilim kurudu. Size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Artık idare edin. Bu arada bu uçak ağzına kadar dolu. Full yani hakikaten de. Kalk uçuşu da burada yapacağım. Kalta haş. Az önce kendi kendime şey diyordum. İyi ki bir 10 saat şımardık ha. Anında nazar değdi yani. Hemen geri döndük yine ekonomiye. Yalnız şaka maka da hani hakikaten yani paranız varsa bir üst sınıfta uçmak çok büyük fark yok diye biliyorum. O sınıf çok güzeldi. Business hakikaten çok pahalı da. Kim artık Avustralya, Yeni Zelanda'ya gelir bilmiyorum ama en azından Singapur aktarması yaparak o premium class bayağı iyiydi. Belki gitmek hayaliniz değil. Sadece izlemekten evinizde çekirdeğinizi çıtlatarak çayınızı içerek keyif alıyorsunuzdur. Pazar sabahı. O yüzden hani daha çok deneyimimi paylaşmaya çalışıyorum. Rehber oluyorsa ne ala. İyi ki dedim ki yani rahat rahat giderim dedim. Daha ilk dakikada abiyle abla geldi yani. Yapacak bir şey yok. Ağzımı açmama gelmiyor yani. Artık yolculuk böyle başlar. Evet, hazır uçak kalkmadan hızlandırılmış bilgileri verelim. Yine pek tabii ki bir battaniyemiz. Bununla beraber küçük de bir yastığımız var. Hemen hemen aynı şey olmakla beraber biz mesafesi yani bir önceki uçuşumu hatırlıyorsunuz. Bir de buna bakın mesela. Yani rahatlık, konfor farkı var. Aynı uçak, yine aynı yemekler gelecektir. Geldikçe gösteririm efendim. Havlu servisi de varmış. Daha mı? En çok da bunu seviyorum ha. Şimdi tazelendim. Beni bir 7 saat daha götürür. Vallahi o kadar sağlam uyumuşum ki arkadaşlar. Uçak kalkarken birkaç video çektiğimi hatırlıyorum o kadar. Yanımdaki abi söyledi. O Melbourne'dü. Anlatacağım neler oldu. İnelim de ben de yavaşça uyanayım. Ben güzel uyumuşum yalnız. Bakın işte uyarı bu arkadaşlar. Hiçbir şey getiremezsiniz yanınızda, çantanızda. Ve yayında da söylüyor. Getirmeyin diyor. Ne varsa söyleyin bakalım diyor. Yoksa yakalarsak ikiye alınmama durumumuz oluyor. Kuş yani öyle diyorlarmış. İndiğimde size şimdi kağıdı da gösteririm. Artık Avustralya'ya bye bye resmi olarak gelmiş bulunmaktayız. 22 saat sürdü, 23 saat de diyebilirim. Ama bu adıma değdi. Geldik. Geldik de bakalım şimdi girebilecek miyiz? Bir sürü şey var size anlatacağım. Hangi bir anlatayım bilmiyorum. Çünkü uyarılar yapılıyor böyle uçak inerken. Dikkat edilmesi gereken şeyler falan var. Bir şekilde geçeriz. Onda sıkıntı olmaz. Sadece cezai yaptırım olabiliyor. Yani para cezası kesiyorlar. Vergi istiyorlar falan filan. Yine her zaman havalimanlarında verdikleri gibi şöyle bir kart verdiler. Al bakın hani. Olur ya. Hep size göstermeye çalışıyorum. Ama bu sefer durum şu arkadaşlar. Buranın agriculture'ı yani tarımını bozmamak için dışarıdan hiçbir şey getiremiyorsunuz. Yani öyle yani mesela meyve bile alamıyorsunuz. Uçakla dağıtılan meyveyi bile ülkeye sokmak yasak. Çamurlu bir ayakkabıyla ülkeye girmek yasak. Ondan sonra ilaç getiremiyorsunuz. 25 tane sigara getirebiliyorsunuz. Karton demiyorum bakın. 25 adet. Fazlası XL'lerde çıkarsa cezai yaptırım var. Zaten balıktır, deniz mahsulüdür. Onları hiçbirini getiremiyorsun. Hayvanlı ürünler getiremiyorsun. Topraklı bir şey getiremiyorsun. Kıyafetine falan yapıştıysa ya da ayakkabına dediğim gibi.
Bunlardan herhangi biri olursa cezayı ödemek zorunda kalıyormuşsun. Arkadaşlar girdim, Avustralya'dayım. Şu an bağıramıyorum. Melbourne'e geldik. Bir aylık gezimiz başlıyor. Bu arada arkadaşlar, tamam düşüyorum. Şu vizeyi kimse sormadı. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buradaki vize sanırım sistemsel görünen bir şey. Şimdi gidelim bakalım. Karışa neden olmadığına göre bavulumuzu alalım. Size az sonra çok sevdiğim bir dostumu tanıştıracağım. Kapıdan çıkarken göreceksiniz. Kendisini de bayağıdır görmüyordum. Nasılsın koçum? Senaryoyu görüyor musunuz arkadaşlar? İşimiz gücümüz kolpalık. Merhabalar, aynen öyle vallahi. Buğra'yla biz Avrupa'da interbus yapmıştık. Otobüste gezi turuna katılmıştı. Avustralya'dan gelmişti. Şimdi ben onun yanına geldim. Aynen, şimdi burada yapacağız aynısını. Şimdi beraber gezeceğiz. İyi, artık bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup yorumlarınızı da yazın lütfen. Desteklerinizi de bekliyorum. Beğenirseniz çok güzel oluyor o zaman. Daha fazla etkileşimli oluyor ve ben de daha çok böyle motive oluyorum. Yorum yapın. Yorum yapın. Bir sonraki bölümde de artık Buğra'yla Avustralya'yı birlikte keşfedeceğiz. Herkese bakın. Melbourne'den selamlar. Selamlar.